Bismillahirrahmanirrahim. Allah fena sözün açıkça söylenmesini sevmez. Kendisine zulüm yapılan kişinin söylemesi hariç ve Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. Şayet bir hayrı açıklarsanız ya da gizlerseniz veya bir kötülüğü affederseniz o zaman muhakkak ki Allah da affedicidir. Her şeye kadirdir. Muhakkak ki onlar Allah'ı ve O'nun Resullerini inkar ederler ve Allah'la O'nun Resulleri arasında ayrım yapmak isterler. Ve bir kısmına inanırız, bir kısmını inkar ederiz derler. Ve de bunların küfürle imanın arasında bir yol ittihaz etmek isterler. İşte onlar, onlar gerçek kafirlerdir. Ve biz kafirler için alçaltıcı azap hazırladık. Ve onlar, Allah'a ve O'nun Resullerine iman ettiler. Ve onların arasından birini diğerinden ayırmazlar. İşte onlar ki onlara ecirleri yakında verilecek. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, günahları sevabı çevirendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir, merhamet edendir. Kitap ehli kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Oysa Hz. Musa'dan bundan daha da büyüğünü istemişler. O halde bize Allah'ı açıkça göster demişlerdi. Bunun üzerine zulümlerinden dolayı onları yıldırım yakaladı, helak etti. Ardından kendilerine belgeler, açık mucizeler geldikten sonra da buğzayı ilah edindiler. Buna rağmen onları bundan, bu suçlarından dolayı affettik ve Hz. Musa'ya apaçık sultan güç ve delil verdik. Ve onların misaklarından dolayı tuğru, turdağını onların üstüne yükselttik, kaldırdık. Ve onlara bu kapıdan secde ederek girin dedik. Ve onlara cumartesi gününde hudutları aşmayın dedik. Ve onlardan çok kuvvetli misak kesin söz aldık. Fakat bu ceza, onların misaklarını naksetmeleri, bozmaları ve Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve onların kalplerimiz örtülü sözleri sebebiyledir. Hayır, tam aksi Allah küfürlerinden dolayı onların kalplerinin üzerine mühürledi. Böylece onların pek azı hariç iman etmezler, edemezler. Ve onların inkarları ve Hazreti Meryem'e olan sözleri çok büyük iftiradır. Ve onların muhakkak ki Allah'ın Resulü Meryem'in oğlu İsa Mesih'i biz öldürdük sözleri çok büyük iftiradır. Ve onu öldürmediler ve onu asmadılar. Fakat öldürülen adam onlara Meryem'in oğlu İsa Mesih'e benzer olarak gösterildi. Ve muhakkak ki onun hakkında ihtilafa, anlaşmazlığa düşenler ondan bu hususta mutlaka şüphe içindeler. Onların onunla ilgili olarak Zanna tabi olmaktan başka bir ilimleri, bilgileri yoktur. Ve onu kesinlikle öldürmediler, öldüremediler. Hayır. Allah onu kendisine yükseltti ve Allah azizdir, üstündür, güçlüdür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve ancak kitap ehlinden olanlar, onu tekzip eden Yahudiler ve Allah'ın oğlu diyen Nasraniler ona ölümünden önce mutlaka iman edecekler ve o kıyamet günü onların üzerine şahit olacak. Artık Yahudilerin yaptıkları zulümlerden ve birçok kişiyi Allah'ın yolundan men etmeleri, alıkoymaları sebebiyle kendileri için helal kılınmış olan temiz ve güzel şeyleri onlara haram kıldık. Ve bu ondan ribadan nehyedilmiş oldukları halde riba faiz almaları ve insanların mallarını haksızlıkla yemeleri sebebiyledir. Ve onlardan kafir olanlar için elim azap hazırladık. Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve müminler sana indirilene ve senden önce indirilene inanırlar. Ve namazı ikame edenler, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar, işte onlara büyük ecir vereceğiz. Muhakkak ki biz, Hazreti Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve Hazreti İbrahim'e, Hazreti İsmail'e, Hazreti İshak'a, Hazreti Yakup ve torunlarına, Hazreti İsa'ya, Hazreti Eyyub'a, Hazreti Yunus'a, Hazreti Harun'a ve Hazreti Süleyman'a da vahyettik. Ve Hazreti Davud'a Zebur'u verdik ve daha önce sana kıssı etmiş olduğumuz bahsettiğimiz Resullere ve sana bahsetmediğimiz Resullere de vahyettik. Ve Allah Hz. Musa ile kelimelerle hitap ederek konuştu. Onlar müjdeleyici ve uyarıcı Resullerdir ki insanların Resullerden sonra Allah'a karşı bizi uyaran ve müjdeleyen bir Resul gelmedi diye hüccetleri, delilleri olmasın. Ve Allah azizdir, hakimdir. Öyle ki Allah sana indirdiği şeyi Kur'an'ı kendi ilmiyle indirdiğine şahitlik eder. Ve melekler de şahitlik ederler. Ve Allah şahit olarak kafidir. Muhakkak ki inkar edenler ve Allah'ın yolundan alıkoyanlar, saptırmış olanlar, mürşidlerine ulaşmadıkları için uzak bir dalaletle sapmışlardır. Muhakkak ki inkar edenleri ve zulmedenleri başkalarını da mürşide ulaşmaktan men edip saptıranları Allah mağfiret edecek değildir ve yola Allah'a ulaştıran sırat-ı mustakime hidayet edecek değildir. Ancak cehennem yoluna hidayet eder, ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Ve bu Allah için kolaydır. Ey insanlar! Resul size Rabbinizden hak ile gelmişti. Öyleyse aminü olun. Ölmeden önce ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Bu sizin için hayırlıdır. Ve şayet inkar etseniz bile yeryüzünde ve göklerde olanlar her şey muhakkak ki Allah'ındır. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey kitap ehli, dininiz hakkında haddi aşmayın. Allah'a karşı haktan, doğrudan, gerçekten başka bir şey söylemeyin. Mesih İsa Meryem'in oğludur ve sadece Allah'ın Resulü ve onun kelimesidir. Ruhul Kudüs onu Meryem'e ilka etti ve o kendisinden Ruhul Kudüs bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve onun Resullerine iman edin. Ve üçtür demeyin. Baba Allah, oğul Allah ve Ruhul Kudüs diye üç Allah vardır demeyin. Vazgeçin. Sizin için hayırlıdır.'' Allah sadece tek ilahtır. Onu çocuk sahibi olmaktan tenzih edin. Göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey O'nundur. Ve vekil olarak Allah yeter. Mesih, Allah'a kul olmaktan asla çekinmez ve mukarrebin, Allah'a yakın olan melekler de Allah'a kul olmaktan çekinmezler. Ve kim ona kul olmaktan çekinir ve kibirlenirse artık onların hepsini Allah kendi huzurunda toplayacaktır.'' Fakat amenu olan, ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen ve ıslah edici amel, nefs tezkiyesi yapanlara ise onların ecirleri, mükafatları onlara ödenir ve Allah onlara kendi fazlından daha da artırır. Ve kulluk etmekten çekinen ve kibirlenen kimselere ise elim azapla azap edilir. Ve onlar kendileri için Allah'tan başka bir dost ve bir yardımcı bulamazlar. Ey insanlar! Rabbinizden size bir burhan, kesin delil gelmiştir ve size apaçık bir nur indirdik. Böylece Allah'a amenu olanları, ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenleri ve ona, Allah'a sarılanları ise Allah kendinden bir rahmetin ve fazlın içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı mustakime hidayet edecektir, ulaştıracaktır.'' Senden fetva istiyorlar. De ki, Allah kelale anne ve babası ve çocuğu olmayan kişi hakkında şöyle fetva veriyor. Eğer kişinin erkeğin ölümünde onun çocuğu yoksa ve kız kardeşi varsa o takdirde bıraktığının yarısı onundur. Ve eğer onun ölen kız kardeşinin oğlu yoksa o erkek kardeş ona kız kardeşe varis olur. Fakat eğer iki kız kardeşi varsa o takdirde bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Ve eğer kadın ve erkek birçok kardeşlerse o zaman iki kız kardeş payı kadarı erkeğindir. Allah şaşırırsınız diye size beyan ediyor, açıklıyor. Allah her şeyi en iyi bilendir. Maide Suresi Medine'de nazil olmuştur, 120 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşıp teslim olmayı dileyenler. Yaptığınız akitleri yerine getirin. Ve iken avı, avlanmayı helal saymamakla beraber size okunacak olanların dışında kalan dört ayaklı hayvanlar sizin için helal kılınmıştır. Muhakkak ki Allah, dilediği şeye hükmeder. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşıp teslim olmayı dileyenler! Allah'ın koyduğu şeriat hükümlerine, haramaya, hediye olarak Kabe'ye gönderilen kurbanlıklara, gerdanlıklı boyunları bağlı kurbanlık develere, Rablerinden bir fazıl ve onun rızasını isteyerek Beytel Haram'a gelenlerin güvenliğine saygısızlık etmeyin ve ihramdan çıktığınız zaman avlanabilirsiniz. Sizi Mescid-i Haram'dan alıkoymalarından çevirmelerinden dolayı bir kavme beslediğiniz kin sakın sizi haddi aşmaya sevk etmesin. Bir ve takva üzerine yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah ikabı, azabı şiddetli olandır.'' ölmüş hayvan, kan, domuz eti ve Allah'tan başkasının adına boğazlanan, kesilen, boğularak, vurularak, yüksek bir yerden yuvarlanarak veya boynuzlanarak ölen ve de yırtıcı hayvan tarafından parçalanıp yenen hayvan, ölmeden kesilmesi hariç ve putlar adına boğazlanan hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. İşte bunlar fısttır. Bugün kafirler sizi dininizden döndüremedikleri için yeise kapıldılar. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslam'dan razı oldum. Artık kim açlık tehlikesiyle günaha meyletmek sizin zarurette yemek zorunda kalırsa, muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir.'' Sana kendileri için nelerin helal kılındığını soruyorlar. De ki: Sizin için temiz ve iyi şeyler helal kılındı. Allah'ın size öğrettiğini onlara öğreterek yetiştirdiğiniz avcı hayvanların sizin için tuttuklarını artık yiyin ve üzerine de Allah'ın adını anın ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Bugün size iyi ve temiz şeyler helal kılındı. Ve kendilerine kitap verilenlerin yemeği size helal, sizin yemeğiniz de onlara helaldir. Ve müminlerden iffetli hür kadınlar ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar, zina etmeksizin, gizli dost tutmaksızın namuslu bir biçimde mehirlerini verdiğiniz takdirde sizlere helaldir. Ve kim imanı inkar ederse, artık onun ameli boşa gitmiştir. Ve o ahirette hüsrana uğrayanlardandır. Ey amenu olanlar! Allah'a yaşarken ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler! Namaza kalktığınız zaman yüzlerinize ve dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın ve başlarınıza mesedin ve ayaklarınızı da topuklarınıza kadar yıkayın. Eğer cünüp iseniz o takdirde iyice yıkanıp temizlenin, boy abdesti alın. Eğer hasta veya yolcu iseniz veya biriniz tuvaletten gelmişse veya kadınlara dokunmuş, temas etmiş ise, eğer su bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa teyemmüm edin. Ve de ondan yüzlerinize ve ellerinize mesedin, sürün. Allah size güçlük çıkarmak istemez. Sizi temizlemek ve sizin üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister. Umulur ki böylece siz şükredersiniz. Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini ve işittik ve itaat ettik dediğiniz zaman onunla sizi bağladığı misakınızı hatırlayın. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki o göğüslerde, sinelerde olanı en iyi bilir. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler! Allah için kavvamin olun, hakkı ayakta tutun. Adaletli şahitler olun. Ve bir topluluğa karşı duyduğunuz kin sizi adaletten saptırmasın. Adil davranın. O takvaya en yakın olandır. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır.'' Allah amenu olup ıslah edici ameller, nefs teskiyesi ve tasfiyesi yapanlara vaad etti. Onlar için mağfiret ve ecrun azim, en büyük mükafat vardır. Ve inkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar, işte onlar alevli ateş, cehennem halkıdır. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler! Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Bir kavim size ellerini uzatmaya kalktığı zaman Allah onların ellerini sizden çekmişti. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ruhunuzu, vecihinizi, fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin. Müminler artık Allah'a tevekkül etsinler, güvensinler. Ve andolsun ki Allah İsrail oğullarından kalmıştı almıştı ve onlardan 12 nazır görevlendirdik. Ve Allahu Teala eğer namazı mutlaka ikame ederseniz, zekat verirseniz ve resullerime iman edip onlara yardım ederseniz ve Allah'a Allah için güzel bir borç verirseniz, muhakkak ki ben sizinle beraberim ve de mutlaka sizin günahlarınızı örterim ve sizi mutlaka altından ırmaklar akan cennetlere koyarım dedi. Artık bundan sonra sizden kim inkar ederse mutlaka sevva edilmiş, Allah'a ulaştırmak üzere dizayn edilmiş yoldan sapmış olur. Misaklarını bozmaları sebebiyle biz de onları lanetledik. Kalplerini de kap karanlık yaptık. Onlar kelimeleri yerlerinden tahrif ederler, değiştirirler. Nasihat olundukları şeylerden nasiplerini almayı unuttular.'' onlardan pek azı hariç devamlı onların hainliklerine maruz kalırsın. Yine de onlara affet ve hoş gör. Muhakkak ki Allah muhsinleri sever. Ve muhakkak ki biz nasarayız diyenlerden misaklarını aldık, gene de uyarıldıkları hususlardan kendilerini hatırlatılan şeyden bir pay almayı nasiplerini unuttular. Bu yüzden kıyamet gününe kadar aralarına düşmanlık, kin ve nefret saldık. Allah yakında onlara yapmış olduklarını haber verecek. Ey kitap ehli, kitap sahipleri. Kitaptan çoğunu gizlemiş olduğunuz ve çoğundan vazgeçtiğiniz şeyleri size beyan eden bir resulümüz gelmiştir. Size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap gelmiştir. Allah celle celaluhu rızasına tabi olan kişiyi onunla Resulü ile teslim yollarına hidayet eder. Kendi izniyle onları karanlıktan aydınlığa, zulmetten nura çıkarıp sırat-ı mustakime hidayet eder, ulaştırır. Andolsun ki muhakkak ki Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır. De ki öyleyse Allah Meryem oğlu Mesih'i annesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini helak etmek isterse Allah'tan bir şeyi önlemeye kimin gücü yeter? Göklerde, yerde ve ikisinin arasında bulunan her şeyin mülkü Allah'ındır. O dilediğini yaratır, Allah Celle Celaluhu her şeye kadirdir. Ve Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve O'nun sevdikleri istediler. De ki, o halde niçin Allah size günahlarınızdan dolayı azap ediyor? Hayır, siz onun yarattıklarından bir beşerseniz insansınız. O dilediğini mağfiret eder, dilediğine de azap eder. Göklerin, yerin ve ikisinin arasında bulunan her şeyin mülkü Allah'ındır. Ve varış O'nadır. Ulaşılacak makam O'nun zatıdır. Ey kitab ehli! Resullerin, peygamberlerin fetret devrinde aralarının kesildiği zamanda Sizlere gerçekleri açıklayan resulümüz elçimiz gelmişti. Bize bir müjdeleyici ve de uyarıcı gelmedi dersiniz diye dememeniz için. Oysa size müjdeleyici ve uyarıcı bir resul gelmişti. Allah her şeye kadirdir. Ve Hz. Musa kavmine şöyle demişti: Ey kavmim! Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini, içinizden peygamberler kıldığını ve sizi hükümdarlar yaptığını, ve alemlerden hiçbirine vermediği şeyi size verdiğini hatırlayın. Ey kavmim, Allah'ın sizin için farz kıldığı kutsal yere girin ve düşmandan kaçıp arkanıza dönmeyin. İşte o zaman Hüsrana uğrayanların haline dönersiniz." dediler ki: "Ey Musa, şüphesiz orada zorba bir kavim var. Muhakkak ki biz onlar oradan çıkıncaya kadar asla oraya girmeyiz." Eğer oradan çıkarlarsa o zaman elbette biz oraya gireriz. Allah'ın kendilerine nimet verdiği korkanların arasından iki adam şöyle dedi. Onların üzerlerine kapıdan girin. Böylece oradan kapıdan girdiğiniz zaman muhakkak ki siz galip gelirsiniz. Eğer müminseniz artık Allah'a tevekkül edin, Allah'a güvenin. Onlar, ey Musa, muhakkak ki biz onlar orada olduğu sürece ebediyen asla oraya girmeyiz. Artık sen ve Rabbin gidin, böylece ikiniz savaşın. Biz mutlaka burada otururuz dediler. Hazreti Musa dedi ki: Ey Rabbim, muhakkak ki ben kendimden ve kardeşimden başkasına sahip değilim. Artık fasık kavimle bizim aramızı ayır. Allah celle celaluhu buyurdu ki: Artık muhakkak ki orası onlara 40 yıl haram kılınmıştır, yasaklanmıştır. Onlar yeryüzünde şaşkın dolaşacaklar. Sen artık fasık kavim için üzülme. Ve onlara Adem'in iki oğlunun haberini, kıssasını, aralarında geçen olayı hakkıyla oku. Allah'a yaklaştıracak kurban sunmuşlardı. Kurban ikisinin birinden kabul edilir ve diğerindense kabul edilmez. Kurbanı kabul edilmeyen seni mutlaka öldüreceğim dedi. O da Allah sadece takva sahiplerinden kabul eder dedi. Gerçekten eğer sen beni öldürmek için elini bana uzatırsan ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Muhakkak ki ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Gerçekten ben benim günahımla kendi günahını yüklenmeni, böylece ateş halkından olmanı dilerim. Ve zalimlerin cezası işte budur. Bunun üzerine nefsi onu kardeşini öldürmeye kandırdı. Kolay ve zevkli gösterdi. Böylece onu öldürdü. Sonra Hüsrana uğrayanlardan oldu. Sonra Allah ona kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Yazıklar olsun bana. Bu karga gibi olup böylece kardeşimin cesedini gömmekten aciz mi oldum?" dedi sonra da pişman olanlardan oldu. İşte bundan dolayı Tevrat'ta İsrailoğullarına şöyle yazdık. Kim bir kişiyi bir kişi karşılığında olmaksızın veya yeryüzünde bir fesata karşılık olmaksızın öldürürse, muhakkak ki o bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de bir kişinin hayatını kurtarmak suretiyle yaşatırsa, bütün insanları yaşatmış gibi olur.'' Ve andolsun ki Resullerimiz onlara apaçık delillerle geldi. Sonra da şüphesiz onlardan birçoğu bundan sonra gerçekten yeryüzünde aşırı giden müsrifler oldular. Allah ve onun Resulü ile harp edenlerin ve yeryüzünde fesat ve bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası ancak öldürmeleri veya asılmaları ya da ellerinin ve ayaklarının çapraz kesilmesi veya bulundukları yerden sürülmeleridir. Bu onların dünyadaki rezilliğidir. Ve ahirette ise onlara büyük azap vardır. Onları sizin yenerek ele geçirmenizden önce tövbe edenler hariç. Artık Allah'ın gafur, mağfiret eden olduğunu, rahim, rahmet nuru gönderen olduğunu biliniz. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler. Allah'a karşı takva sahibi olun ve ona ulaştıracak vesileyi isteyin. Ve onun yolunda cihad edin. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Muhakkak ki o kafir olanlar, eğer yeryüzünde olanların hepsi ve onunla birlikte bir misli daha onların olsa, kıyamet gününün azabından kurtulmak için onları feda edecek olsalar, fidye olarak verseler, onlardan kabul edilmez ve onlar için acı azap vardır. Ateşten çıkmak isterler ve onlar oradan çıkacak değillerdir. Ve onlar için daimi azap vardır. Ve hırsızlık yapan erkek ve kadının yaptıklarına karşılık olmak üzere Allah'tan bir ceza olarak ellerini kesin. Ve Allah azizdir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir.'' Artık kim yaptığı zulümden sonra tövbe ederse ve ıslah olursa, o takdirde muhakkak ki Allah onun tövbesini kabul eder. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Göklerin ve yerin mülkünün Allah'ın olduğunu bilmiyor musun? Dilediğini azap eder ve dilediğini mağfiret eder. Ve Allah her şeye kadirdir. Ey Resul, ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenlerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. Ve Yahudilerden dinleyenlerin bir kısmı sana gelmeyen başka bir kavme yalan söylemek için dinleyenlerdir. Kelimeleri sonradan yerlerinden kaydırıp değiştirirler ve eğer size bu verilirse o zaman onu alın, eğer böyle verilmezse o takdirde kaçının derler ve Allah kimin fitne içinde kalmasını dilerse artık sen onun için Allah'tan bir şeye asla mani olacak değilsin. İşte onlar öyle kimselerdir ki Allah onların kalplerini temizlemeyi dilemez. Onlar için dünyada bir rezillik vardır. Ahirette de onlara büyük azap vardır. Yalan söylemek için dinleyenler, çok haram yiyenler Sonra da Tevrat'ın hükmüne razı olmayıp eğer sana gelirlerse o takdirde onların arasında hüküm ver veya onlardan yüz çevir. Ve eğer onlardan yüz çevirecek olursan artık sana asla hiçbir şeyle zarar veremezler. Ve şayet aralarında hükmedecek olursan o takdirde adaletle hükmet. Muhakkak ki Allah muksitin, adil olanları sever ve içinde Allah'ın hükümleri bulunan Tevrat onların yanında iken seni nasıl hakem yapıyorlar? Sonra da bundan verdiğin hükümden dönüyorlar. Ve işte onlar mümin değillerdir. Muhakkak ki Tevrat'ı biz indirdik. Onda hidayet ve nur vardır. Kendileri Hakk'a teslim olmuş peygamberler, Yahudilere onunla hükmeder. Rabbaniler, kendilerini Rablerine adamış olanlar ve ahbar olanlar da zahitler, Yahudi alimler, hahamlar Allah'ın kitabından korumakla görevli olduklarıyla hüküm verirler ve onlar onun üzerine şahitler oldular. Artık insanlardan korkmayın. Benden korkun ve benim ayetlerimi az bir değere satmayın. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse o takdirde işte onlar onlar kafirlerdir. Onun içinde Tevrat'ta onlara cana can ile, göze göz ile, buruna burun ile, kulağa kulak ile, dişe diş ile ve yaralamalara karşı kısas olduğunu yazıp farz kıldık. Kim onu bağışlarda, kısas hakkından vazgeçerse, artık o kendisi için günahlarına kefaret olur. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, o takdirde işte onlar, onlar zalimlerdir. Onların izleri üzerine Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik edici olarak Hz. Meryem'in oğlu İsa'yı gönderdik. Ve ona içinde bir hidayet ve bir nur olan Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik eden ve muttekiler, takva sahipleri için hidayete erdirici ve vaaz edici, öğüt verici olan İncil'i verdik. Ve İncil sahipleri Allah'ın onda İncil'de indirdiği ahkamla hükmetsinler. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse o takdirde işte onlar fasıklardır. Ve ey Muhammed! Sana ellerindeki kitapları tasdik edici, doğrulayıcı ve onu koruyucu olarak bu kitabı hak ile indirdik. Artık onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve sana haktan gelenden ayrılıp da onların hevalarına uyma. Sizden hepiniz için tek bir şeriat ve açık bir yol belirlemiştik. Ve Allah dileseydi elbette sizi tek bir ümmet yapardı. Ancak bu sizi verdikleriyle denemek içindir. O halde hayırlarda yarışın. Sizin hepinizin dönüşü Allah'adır. O zaman hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri size haber verecek ve onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların hevalarına uyma. Allah'ın sana indirdiği şeylerin bir kısmından seni fitneye düşürmelerinden sakın. Bundan sonra eğer haktan yüz çevirirlerse o takdirde bil ki artık Allah bazı günahları sebebiyle onları bir musibete uğratmak istiyor. Muhakkak ki insanların çoğu gerçekten fasıklardır. Onlar hala cahiliyet devrine ait hükmü mü istiyorlar? Ve yakın sahibi olan bir kavim için Allah'tan daha güzel kim hüküm verir? Ey amenü olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Yahudi ve Hristiyanları dostlar edinmeyin. Onlar birbirinin dostlarıdır. Ve sizden kim onlara dönerse, onları dost edinirse artık o mutlaka onlardandır. Muhakkak ki Allah zalimler kalmini hidayete erdirmez. Böylece kalplerinde maraz, hastalık bulunanların Yahudi ve Hristiyanları dost edinip olaylar tersine dönerse bize bir musibet isabet etmesinden korkuyoruz diyerek onların aralarında koşuştuklarını görürsün. Oysa ki Allah'ın katından bir fetih veya bir emir getirmesi umulur ki böylece onlarda kendi içlerinde gizledikleri şeye pişman olurlar.'' ve amenu olanlar, Allah'a teslim olmayı, ulaşmayı dileyenler, kendilerinin mutlaka sizinle beraber olduğuna, Allah'a kasem ederek var güçleriyle yemin edenler bunlar mı derler. Onların amelleri boşa gitti. Böylece hüsrana uğrayan kimseler oldular. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Sizden kim dininden dönerse o zaman Allah onun yerine başka bir kavim getirecektir. Öyle ki Allah onları sever ve onlar da onu Allah'ı severler. Müminlere karşı daha alçak gönüllü, kafirlere karşı daha izzetlidirler. Başları dik, vakarlı, şereflidirler. Allah'ın yolunda cihad ederler. Hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın fazladır. Onu Dilediğine lütfedip verir. Allah vasidir, fazlı ve lütfu geniştir. Alimdir, her şeyi en iyi bilendir. Sizin veliniz, dostunuz sadece Allah ve onun Resulü ve amenu olup namazı kılan, zekatı veren kimselerdir ve onlar ruku edenlerdir. Ve Allah'a ve onun Resulüne ve amenu olanlara dönen kimseler artık muhakkak ki Allah'ın taraftarlarıdır. Onlar galip olanlardır. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler! Sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan, dininizi alay ve oyun konusu edinenleri ve de kafirleri, veliler, dostlar edinmeyin. Ve eğer müminlerseniz, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve namaza çağırdığınız, ezan okuduğunuz zaman, onu oyun ve alay konusu edindiler. Bu, onların akıl etmeyen, aklını kullanmayan bir kavim olmaları sebebiyledir. Onlara şöyle söyle, Ey kitab ehli, bizi sadece Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilene iman etmemizden dolayı mı çekemiyorsunuz? Ve muhakkak ki sizin çoğunuz fasıklarsınız. De ki, bundan daha şerli olup Allah'ın katında kesinleşmiş olan cezayı size haber vereyim mi? Onlar Allah'ın lanet lanetlediği ve gazap duyduğu ve onlardan maymunlar, domuzlar yaptığı ve taguta kul ettiği kimselerdir. İşte onlar mekanı en kötü olanlar ve sevva edilmiş yoldan en çok sapanlardır. Ve onlar size geldikleri zaman iman ettik dediler. Oysa onlar küfürle girip küfürle çıkmışlardır. Ve Allah onların gizlediklerini çok iyi bilir. Ve onlardan birçoğunun günahta, düşmanlıkta ve haram yemekte birbirleriyle yarıştıklarını görürsün. Yaptıkları şey ne kötü. Rabbaniler ve hahamlar onları günah olan sözlerinden ve haram yemekten men etmeli değiller miydi? Yaptıkları şey ne kötü. Yahudiler Allah'ın eli bağlıdır. Allah cimridir dediler. Onların elleri bağlandı ve bu sözlerinden dolayı lanetlendiler. Hayır, Bilakis onun iki eli de açıktır. Nasıl isterse öyle infak eder, verir. Ve Rabbinden sana indirilen şey ilahi buyruklar mutlaka onlardan birçoğunun azgınlığını ve küfrünü artırır. Ve biz onların arasına kıyamete kadar sürecek düşmanlık ve kin ilka ettik, ulaştırdık. Her ne zaman harp için bir ateş yaktılarsa Allah onu söndürdü. Ve onlar yeryüzünde fesat çıkarmak için çalışırlar. Ve de Allah fesat çıkaranları, bozgunculuk yapanları sevmez. Eğer kitap ehli amenu olup Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olsalardı, elbette onların günahlarını örterdik ve onları mutlaka naim cennetlerine koyardık. Ve eğer kitap ehli, Tevrat ve İncil'i ve Rablerinden kendilerine indirileni gereği gibi uygulasalardı, yerine getirselerdi, mutlaka onlar hem üstlerinden hem de ayaklarının altından nice nimetler yerlerdi. Onlardan bir kısmı evliyalık mertebesine ulaşmış, henüz daimi zikre ulaşmamış muktesid olan bir ümmettir. Ve fakat onlardan birçoğunun yaptıkları şey ne kötü. Ey Resul! Rabbinden sana indirileni tebliğ et, duyur. Eğer bunu yapmazsan, o takdirde onun risaletini sana gönderdiğini tebliğ etmemiş, duyurmamış olursun. Ve Allah seni insanlardan korur. Muhakkak ki Allah, kafirler kavmini hidayete erdirmez.'' De ki, ey ehli kitap, Tevrat'ı, İncil'i ve size Rabbiniz tarafından indirileni yerine getirip uygulamadıkça siz bir şey, bir din üzerinde değilsiniz. Ve sana Rabbinden indirilen mutlaka onların birçoğunun azgınlık ve küfrünü artırır. Artık sen kafirler topluluğuna üzülme. Muhakkak ki amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Yahudiler, Sabiler ve Nasranilerden, Hristiyanlardan kim Allah'a ve ahir gününe iman eder ve nefsini ıslah edici ameller, nefs tezkiyesi yaparsa onlara artık korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar. Andolsun ki biz İsrailoğullarından misak aldık ve onlara Resuller gönderdik. Onlara her Resul gelişinde nefislerinin hevalarına uymadığından dolayı bir kısmını yalanladılar ve bir kısmını da öldürdüler. Ve yaptıklarının bir fitne olmayacağını sandılar. Böylece kör ve sağır, hakkı görmez ve işitmez oldular. Sonra Allah onların tövbesini kabul etti. Sonra yine onlardan birçoğu kör ve sağır oldular. Ve Allah onların yaptıklarını en iyi görendir. Andolsun ki muhakkak ki Allah o Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır. Oysa Mesih, Hazreti İsa onlara şöyle demişti. Ey İsrail oğulları! Benim Rabbim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kul olun. Muhakkak ki kim Allah'a şirk, eş, ortak koşarsa o takdirde Allah ona cenneti haram etmiştir ve onun varacağı yer ateştir.'' ve zalimler için bir yardımcı yoktur. Andolsun ki Allah üçün üçüncüsüdür, üç ilahtan biridir diyenler kafir olmuşlardır ve tek bir ilahtan başka bir ilah yoktur ve eğer bu söyledikleri sözlerden vazgeçmezlerse onlardan bu sözlerinde ısrar edip kafir olanlara mutlaka ilim azap dokunacaktır. Hala Allah'a tövbe edip Ondan mağfiret dileniyorlar mı? Ve Allah gafurdur, rahimdir. Meryem oğlu Mesih, Hazreti İsa sadece bir Resul'dür. Ondan önce de Resuller, elçiler gelip geçmiştir. Ve onun annesi Sıddık'tır. Çok doğru ve iffetlidir. İkisi de diğer insanlar gibi yemek yerlerdi. Bak, onlara ayetleri nasıl açıklayıp beyan ediyoruz. Sonra da bak, Nasıl Allah'tan döndürülüyorlar? De ki: Allah'tan başka size zarar ve fayda yarar vermeye gücü yetmeyen, malik olmayan şeylere mi kul oluyorsunuz? Ve Allah o en iyi işitendir, en iyi bilendir. De ki: Ey kitap ehli! Dininizde haksız yere taşkınlık yapıp haddi aşmayın. Ve daha önce dalalete düşmüş ve birçoklarını da dalalete düşürmüş ve de sevva edilmiş, yoldan sapmış olan bir kavmin hevalarına uymayın. İsrail oğullarından inkar edenler, Hz. Davud aleyhisselam ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Bu, onların isyan etmeleri, taşkınlık yapıp haddi aşmaları sebebiyledir. Yaptıkları kötülüklerden birbirlerini vazgeçirmeye mani olmaya çalışmıyorlardı. Yaptıkları şey ne kötü onlardan birçoğunun kafirlere döndüğünü, dost olduğunu görürsün. Nefislerinin onlar için takdim ettiği ise Allah'ın onlara öfkelenmesi ki ne kötü şey. Ve onlar azab içinde devamlı kalacak olanlardır. Ve eğer Allah'a ve Nebi'ye, Peygamber'e ve O'na indirilene iman etselerdi, onları dostlar edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasıklardır. Amenu olanlara karşı insanlardan en şiddetli düşman olarak mutlaka Yahudileri ve Allah'a şirk koşanları, müşrikleri bulursun. Dostluk bakımından Ahmenu olanlara en yakın olarak da muhakkak ki biz Nasraniyiz diyenleri bulursun. Bu, onların arasında keşişler ve ruhbanların bulunması ve onların kibirlenmemesi, büyüklenmemesi sebebiyledir.